Adam bakınca başka türlü görünüyor. Bir taraf bakıyor, sopalarla dövülmüş. Hepimizin. Ben şu anda kendi şahsi duygumu söyleyeyim size Ezgi. Böyle yolda geliyorum yani, televizyona geliyorum ya da kahveye gidiyorum. Yolda 17 yaşında gördüğüm bütün çocuklar gözüme Ali İsmail Korkmaz görünüyor. Niye bilmiyorum. Böyle bir, yani gördüğüm her çocuk öyle görünüyor. Yani herkesi Ali İsmail gibi görüyorum. Yani o kadar içimize işlemiş hepimizin. Evet. Ama birisi bunu hiç görmüyor. Ya ben herkesi Ali İsmail gibi görüyorum. 18 yaşında yani bu çocuk. Kimse bunu görmüyor. Üstüne üstlük bir baş sağlığı bile dilenmiyor yani. Tabii. İnsanın en çok da bu zoruna gidiyor. Tabii. Şimdi bu demek ki Türkiye'de şeytani, evet, ilahi bir kamera ama şeytanın yönettiği, ilahi bir kamera yönetti Türkiye'yi. Şimdi dikkat edin, Türkiye'de herkes rezil oldu. Bu çok acıklı bir sahne. Türkiye'de herkesin rezil olması diye bir şey var. Suçlayan da rezil, öbürü de rezil, bu da rezil. Herkes rezil. Gazeteci diyor ki, bir gazetenin patronu, şey, editörü diyor ki, Pensilvanya'ya gittim diyor. O günler patır 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 gazeteciler alınırken Hoca Efendi'ye gitmiş. Yani niye gidiyorsun? Aman dilemeye gidiyor. Ya da bizi de alma mı diyor. Ya sen bir hocanın, bir gazetecisin, sen modern bir kurumun başındasın. Modern kurumun en çalışkan, en zeki olması gereken, en uyanık olması gereken, ama bir de kamunun gururunu savunmak zorundasın. Kamunun gururu. Eşitlik, hukuk, değil mi herkes? Sen oraya gidiyorsun, o adamın önünde eğiliyorsan üç paralıksın. Niye eğiliyorsunuz bir hocanın önünde ya? Sizi bir hocanın önünde eğdiren nedir? Demek ki korktukları ya da bildiğin bir çıkar var, çıkar olduğu için. Ama şimdi bunu böyle diyoruz ama öbür taraf ne? Öbür taraf da öyle. Hepsi ortaklaşa, hepsi rezil oldu. Herkes rezil olduktan sonra camiyi şeytanlar yapar. Herkes rezil olduktan